Fazla sen kaç yıldır evlisin? 9 yıl olmuş ya. 9 yıl. İlk 7 yıl problem. İlk 7 yılda boşandım. Gerçekten mi? Evet. Hocam bu SS'yi duydun mu? İlk 7 doğru, yıl. Doğru, ben de yani 5 yıl diyecektim. 7 doğrudur. Yani o ilk 7 sene o tartışmalarla falan işi tecrübe ediyorsun. Sonra siktir et diyorsun. Ya sen de ne güzel başlıyorsun. Nerede bitiriyorsun ya? Hayır, oğlan da yanında o kadar mutsuz ki. Keşke beni anama verselerdi. Babamları. Anne ben de babamı bugün tanıdım vallahi, bu nedir ya? Çimen. Sağ ol, teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Harika. Süper. Gene kalabalığız. Hafta içi bu saatte yağmurda. Yağmaz bir yağmur. Muhtemelen biletleri önceden aldınız diye. Uzaklardan gelen var mı? Tunceli'den geldik. Kim? Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden. Nasıl bir yer orası? Yani ben mesela bilmediğim bir şey soruyorum. Yani ben 35 yaşındayım. 35 yaşından kadar nüfusu hep 3000. Hiç artmadı yani. 3000 biri olmadı. Biri doğunca birini öldürüyorlar galiba. Bir bebek doğdu. Necdet abla artık seni gırtlak benzeri yapacak bir şey. Çünkü bu 3000 kalmalı sabit. Belki de nüfus sayımı yapılmıyor. Eskiden mesela nüfus sayımları ev ev girilerek yapılıyordu. O niye kalktı ya? Şimdi mesela nasıl sayılıyoruz şu anda? Sayımımız nasıl yapılıyor? Online sayılıyordur ama takip etmedim. Online mi sayılıyorlar? Yani nasıl sayılıyor olabilir? Bilmiyorum ki. Hayır abi şey sayılıyor işte. Nasıl sayılıyor kanka mesela? İnsanlar nasıl sayılıyor? Kaç kişi bizim nüfusumuz? Kırmızı kurdeli takıyorlar tek kişi. Ne yapıyorsun Tunceli'de? Stajyer çobanım ben. Gerçekten öyleyim yani. Çoban mı olmak istiyorsun? Evet evet. Bir çobanın yanında mı çalışıyorsun? Yani arkadaşımla birlikte yapacağız inşallah. Şu an deneme aşamasındayım yani. Bir deneyeceğim. Bir gün nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun mesela? Sabah uyanıyorsun. Tabii sabah 5'te uyanıyoruz. Bu arada ben İstanbul'u bırakıp döndüm. Yani İstanbul'daydım öncesinde. Burada ne yapıyordun? Nesine.com'da çalışıyordum. Nesine.com? Aynen. Bir denedim olmadı. Bir de onu deneyeyim dedim. Bir bakalım nasıl olacak. Kupon tutmayınca. Aynen öyle. Sen hangi maça yazdın da bir anda kendini Tunceli'de bulana bunu? 1-10. 100 bin lira bastım. Eyvah berabere bitti maç. Sabah 5'te kalktın aynen, sonra. Aynen sabah 5'te kalkıyoruz. Ondan sonra hayvanları ahırdan çıkarıp öyle uzun bir yürüyüşe çıkıyoruz akşama kadar. Nasıl mesela? Bir koyunlar mesela normal rotasyon dışarı çıkıyorlar. Nasıl geri getiriyorsun? Ya işte o gırtlağa sahip olmak gerekiyor. Demek ki ben onu yapınca herhalde olacağım. Yani. Ne o mesela? O ses ne? Ya, ilginç sesler yani. Ben çıkaramam şu anda o sesleri de yani. Mesela hadi canlandıralım hep beraber başka şöyle bir dağılsak mı beraber sağa sola bakalım? Çoban bu arada izleyecek mi bugün? Bunu bu programı büyük ihtimalle izler arkadaşıma söyleyeceğim. Tamam burada zaten. Eğer mesela o sesi çıkarırsan belki de çoban olacaksın. Stajyerlik için. Niye denemiyoruz burada? Yani o ses çok ayrı ya. Allah ne sesmiş be birader ya. Çok merak ettik yalnız o sesi şimdi. Evet mesela şey var. Ben arkadaşımı yani. Şey yapayım. Görüntülü mü arayacağım? Ama yok şey ayıramam şimdi yatıyordur ama sen bu kafayla çoban olamazsın. Tabii çobanlık yüksek şurası burada onaylamaz ya. Var mı köylerde? Ana sen biliyor musun? Nasıl ses o? Pırho. Aynen. Pırho. Koyun daha da uzaklaşıyor. Kim amına koydun manyağı diye. Parası iyi para mı? Yani şu an kazanamadığım bir şey için. Yok çoban ne alıyor? Kendi sürüsü olduğu için bir sıkıntı yok onda. Ha onun yani, sürüsü o. Tabii yani koyduğu kadarını alıyor. Atıyorum 50 bin koyduysan 100 bin alıyorsun gibi bir şey oluyor yani. Sen nesine de koymaya devam ediyorsun galiba. Aynı mantıkla. Şu koyun kaybolur. 2.20 veriyorum hadi bakalım. Aklına sesi gelirse sen durduk yere biz programı devam ederken bir anda yap tamam mı? Mesela pır ho ro 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 diye yandan bağır biz buraya toplaşırız zaten. Samsun mu vardı bir de uzak? Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Hususi sizin için gelmiş sayılırım bu arada yani. Canım benim. Programladım ben bunu. En son nüfus sayımı 2007'de yapıldı. Ben de görev aldım. Aa evet. Ev ev böyle geziliyor. Evet evet onu seni arıyorduk. Ev ev geziliyordu. Ya istatistik. Hayır hayır öğretmenim ama bize de görev düştü. Ha. Aynen öyle. Ekstrem bir şey olmadı. Benim dayım istatistikçi. Tansu Çiller'i saydı. Neyini saydın Tansu Çiller'i? O biti biti mi yaptı? Hakikaten televizyonda izledik. Evine girdi ha? Bir gurur duyduk. Girdi Tansu Çiller, Özer Çiller dedi çıktı. Ben dedim ki... Ve yani örtülü ödenekle ya orada şey çarşafın altına falan. Ve oğlu jet ski ile giriyor falan. Oğlu evet, kayıp evet. Kaybetti jet ski. Başbakanı saydı oğlum. Başbakan. Sen en ünlü kimi saydın? Kim? Muhtarı yani. Böyle ikramlarda bulunurduk falan. Çok güzel zamanlardı o günler. Ben aslında o ikramların utandım öğretmen olarak. Almadın mı? Ya rüşvet yazarlar diye. Öğretmen olarak böyle öyle bir sofra kuruluyor ki. Yani of. Orada belki de aynı sofrayı kendileri kurmuyorlar mı ne? Ooo yani duyarları hani... kastım burada. Buradan fakire gurebaya bir mesaj. Hayır hayır. Bazılarına şey yapmak istemedim. Rızkını yemeyeyim diye. Ya İnsanların. Öyle değil de hani hepsine de böyle ben kabul ettim.
diyelim ki sonuçta onun da gönlü olsun. Görüntüler olsa da izlesek butları yiyor. Ha tamam. Başka uzaklar var mı daha uzak? İngiltere'den geldin. Evet. Sebep? Bu show, bu show için geldim. Peki nerede, İngiltere'de ne yapıyorsun? Yazılımcıyım, orada çalışıyorum. Bir şirkette? Evet. Kaç yıldır? 3 yıl falan oldu. Peki 3 yıl önce mi gittin, yani iş için mi gittin oraya? 3 yıl önce gittim, evet, iş için gittim. Sen bir beyin göçüsün. Evet. Evet. Evet, beyin göçü orada. Göçte orada beynimi almaya geldim, unutmuşum almaya falan. İngilizler İngilizceyi çok acayip konuşuyorlar. Evet, çok başta ben de zorlandım anlamakta. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Alışmaz. Oğlum, İngilizlerin İngilizcesi en anlaşılır İngilizceler. Hani Amerikalıların şu siyahilerin İngilizcesini anlamıyor, onu anladık da hani İngilizler çok net ve basa basa konuşurlar. Peki çok mesela anlayayım. Ben Campbell'i kanka Fazlı'nın anlayamayacağı tonda bir söylesene, çok anlıyormuş, uzman ya İngilizce. Of. Ne söylememi istersiniz diyeceğim, anlayacak ne söylememi istersiniz. Hakikaten beyin göçü ha. Gerçekten beyin göçü olmuş ya. Çok üzüldük şu anda. Nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Londra'da yaşıyorum. Evin müstakil mi, apartman mı? Müstakil de apartmana taşındım. Ya müstakilin derdi çok oluyor diye apartmana taşındım. Ne güzel dertlerin var senin. Hani müstakil ne derdi valla? Soğuk oluyor, soğuk abi. Sen bayağı Londra'ya gittin müstakil evde, bura ısınmıyor diye apartmana çıktın ha? Evet. Ara evet. Bugün yalancıyı sikmiyorlar bölümde. Arkadaşımız, konuğumuz. Türklere karşı ön yargı var mı? Yok. Yani ha yok. Yani ben görmedim açıkçası, bir ırkçılık direkt olarak bana görmedim tabii. Ben Litvanya'ya ne gittim? Türk'üm dedim. O Suriye bom bomb dedi. Hayır. Direkt böyle yani. Suriye bom bomb. Bomba atıyormuş. İngiltere'de flörtün oldu mu? Yok, olmadı. Yani 3 yıldır. Sen oraya bekar mı gittin? Ne em dedim be abi. Hani bir abi çok bu kadar 3 senede ne unuttu evet, Türkiye'yi be? Yani bu kadar mı? Flörtüm. Peki, faunus yapacağız. Bir sayı söyle, bir sana bir soru soracağız. 6. En ciddi takıntını söyle. En ciddi takıntım. Varsa eğer. 7. 7. Güzel şaka. Mizah olarak da bir beyin göçü olmuş galiba İngiltere. 7. Keşke 10 da getirseydin. Seksi olmak için ne yaparsın? Of, 8 falan. Emin sen de ne var? Sen sınava gelince böyle mi misin? Hocam şu 400'ü değiştirebiliriz, ben bunu bilemedim. Böyle şey mi var? Nalbur varmış. Ya hocam, nalburlarla ilgili ben yıllardır bir şey merak ediyorum. Nalburlar niye karanlık? Yok hani... Nalburlar karanlık değil mi abi? Bir karanlık ve arkaya doğru bir koridor, bilinmezliğe giden bir koridor var. Oran nereye? Nereye açıldı ya bu ara? 40-50 yaş üzeri yapan iş, kişiler vardır. Ha mesela ne olur? Mesela bodrum altlarındadır mesela şeyler. Ama mesela bizde öyle değil. Bu şekilde bir aydınlığımız var ya. Senin lüks ne abi? Ben mahalle arası mesela ustanın mesela diyorsun 12'lik vida istiyorsun. O da diyor ki ne için lazım? Ne için? Hani abi 12'lik vida demiyor mesela. Çok müşterim geliyor. Mesela IKEA dolapları falan alıyorlar. Evet. Mesela IKEA dolapları sürekli içerisinde mutlaka bir iki vida falan eksik oluyor. O niye eksik koyuyor abi? Ya işte artık paketlemede mi sorun yaşıyorlar ya da bilerek mi yapıyorlar hani şey? Abi öyle şey olabilir mi ya? Ya niye koca firma bilerek... Oğlum şunlara birer vida eksik koyan. Bence insanlar kendileri yaptığı için saçmalıyorlar. Kesin bir şeyi fazladan koyuyorlar bir yere. O yüzdendir abi. Ya da kaybediyor da olabilir ama... ne güzel sana geliyor işte. Dışarıda yani bir hortum şey... oluyor yeşil. O ne oldu, kimse almıyor onu. Hep böyle duruyor. Bir böyle sarılmış duruyor. Yıllardır duruyor ya. Bizim 25 yıldır gördüğüm hortum var. Artık rengi değişmiş hortum böyle. Abi beni biraz daha... Bahçe hortum mu? He. Ama gelen mesela 1 metre alıyordur. 2 metre, 3 metre alıyordur. Eyvallah Ahmet. Şarküteriye dönelim. Eyvallah abi. Dükkan var senin de. Evet. Tamam. Program ama. Çimen Şov, herkesin akli dengesi getirdiği. Evet. Ne anlatayım abi? Nerede? Ataköy'de. Ataköy'de, ooo. Kaliteli şarküteri. Yani. Hani böyle salamları, jambon iyisi olan. Bir tane sikka var ya, ayla basıyor falan. Şey, sanayi sesini ondan değil. Sen bu kapının hiç... önünde salamlar oluyor, hiç satılmıyor. Aynı şakadan böyle gidiyor böyle. Kimle geldin bugün sabah? Arkadaşımla geldim abi. İş yerinden. İlk defa izliyor sizi. İlk defa izliyor. Zorla getirdim. İşte ya bir şey merak ediyorum ya. Arkadaşım verse bir şey soracağım. Ver bakalım. En çok salam mı satıyorsun dedi. Mesela hiç denk geldik mi? Yani hiç böyle YouTube'da falan da mı denk gelmedik? Abi çok izlemediğim için denk gelmedik yani. Senin yaşın kaç? 28. Senin 28. Yaşın kadar bu adamı bir YouTube programında ne ararsın? Ne olmalı? Yani güldürmeli ve kısa olmalı bence yani. Çok güldürmeli, uzun... kısa olmalı. Evet. Seks. En azından Cem'in seksi. Trendyol yemekten bahsedeceğiz. Zaten Trendyol yemek deyince akan sular durur.
Trendyol yemek benim de her zaman kullandığım. Şöyle bir güzelliği var. Trendyol yemeğinin en güzel tarafı ne biliyor musun? Bize sponsor olmasın. Şunu soralım. Sizin bir yemek uygulamasında ilk aradığın şey nedir? Sıcak. Kim dedi sıcak? Kim dedi sıcak? Sıcak gelmesi değil mi? Ha. Trendyol yemek soğuk sandviçi bile sıcak yolluyor. Kanka böyle sallayarak yapamazsın ya. Soğuk meze mi yesin? Ateş gibi geliyor. Öyle diyemezsin kanka ya. Abi her şey sıcak geliyor. Abi her şey istiyorlar. Her şey sıcak. Abi her şey çok hızlı geliyor. Bir kere her şey çok hızlı geliyor. Ve en önemli özelliği ne biliyor musunuz? İlk siparişinizde %50 indirim. %50 la. Babam vermez. %50. Aldığın yarısını vermiyorsun. Trendyol yemek. Bu arada Trendyol yemek uygulamasını indirmek isteyen izleyicilerimiz açıklama kısmına linkini koyuyoruz. Oradan indirebilirsiniz. İlk siparişte %50 indirim. Fazlı Polat'ın büyük bir heyecanla söylediği gibi hızlı ve sıcak en önemli, en takimli sağlıkları sloganları. Ayrıca Fazlı bitmedi. Bitti mi? Yok, bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. Trendyol yemekte siparişinizi verdiğinizde o meblağın belirli bir tutarı cüzdanınıza geri yükleniyor. Yok artık. Evet. Ya Fazlı. Oğlum bu normal bir yer yapmaz bunu. Trendyol yemek yapıyor mu? Hacı camcam. Gençler Flash TV'de yayınlanan reklamımızla... Kanka bu yok artık dediğin şeyi bir haftanın mailinde duruyor. Yok artık hadi be. Gerçekten bir kısmı hesabına Trendyol cüzdanına geri yükleniyor. Linkten tıklayıp indirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten hepimizin bildiği bir marka. Bir yemek aplikasyonundan yani hızlı sipariş aplikasyonundan ne istersiniz? Kesinlikle her yere gelmesini isterim. Çünkü biz reklamlarda görüyorduk ama alamıyorduk. Doğru. Bursa'da olduğumuz için. Oğlum gülmeyin lan gülmeyin. Dur susun lan. Görüp alamamak çok kötü bir şey aslında. Şey gibi, camına ekmek banıyor. Trendyol bu emek bunların hepsini sona erdirdi abi. Her yerde varlar. Kesinlikle. Yani Bursa'da varlar. Var. Daha geçen hafta sipariş bak, ettik ve... Daha gelmedi desin ya. Arda. Almanya'ya geldik buraya. İstanbul merkezi yönlendirdi abi genel müdürlük. Tamam. Yok, burası... Ama bir şey mi? Sıcacık duruyor. Yiyeceksin onu sen. Peki şeyi kullandın mı? Trendyol cüzdanımdan ödeme yapıp bir kısmını geri aldın evet, mı? Evet alıyorum. Cüzdanımda duruyor hatta. İlk siparişti. Ya, yüzde ne kadar indirim aldın? %50 indirim aldım. Yani yaklaşık 80 liranın... Anladık işte... oğlum %50 ne oldu? 80 liranın %50'si... bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Bir toparlayamadım ben. Arkadaşlar sapık istiyor mu işte? Ve Trendyol cüzdanı onu da hesaplıyor biliyor musun? Sana bırakmıyor. Sonra çocuğa dart alınca kanka, cüzdandaki parayı kullandım. Trendyol cüzdandaki. Ha. Evet. Ha. Tabii onu her yerde kullanabiliyorsun. Sadece bak, yemekte mesela, değil. Bak mesela Trendyol yemekten sipariş verdiği için çocuğunun dardı var. Dardı. Dardı. Çocuğumun var, dardım var. Eyvah. Artık çocuğunun dartı var. Sen mesela kahvede oturup çocuğuma bir dart alamadın diye ağlamıyorsun. Değil mi? Kaç para bir dart? Bu arada Trendyol yemeğe çok teşekkür ediyoruz bize sponsor olduğu için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bütün programları izleyen kim var abi? Bir en başından bütün beri. Bütün hepsini vallahi izledim diye. Hepsini. Süpersiniz. Merhaba hayatım. Ne zaman keşfettin? Çimen değil sadece. Yani bütün programlarınızı izliyorum. Katıldığımız her şey. Ufak dahil olmak üzere. Ona da katlandım. İlişki ha. Testinde ikinize de orada denk geldim. Evet. Bir daha sonra bütün podcastleriniz. Aslında. Biz mesela bir daha katılabiliriz. Geçen eski eşinizle bir videonuz düştü aniden YouTube'a. Nasıl mı? Ha. Evet, evlenme teklifim düştü. Ya evet. O niye düştü lan? Onu ben de anlamadım. İzledim ve çok ağladım. Hatta... Ağladın mı? Ya kurban evet. Olurum. Niye? Yani çünkü ben şöyle... Ben çok güldüm mesela. Aramızda bak. Yani bak kerize bak neler yapıp falan diye güldüm yani. Aa çok enteresan. Bence çok duygusaldı. Bir de şöyle, akşamları evde olduğum zaman yani çok fazla evde olamıyorum ama evde böyle tek kalamıyorum. Ve hep arkadan bir ses gelsin istiyorum. Genelde ya sizin programlarınız ya işte... Teşekkür ederiz programa verdiğin değer için. Bir ses olsun diye açtığımız program Çimen. Defalarca, defalarca çocuk yapmayı düşünür müyüz? Peki niye izleyip ağladın ki? Çünkü üzüldüm çok mi? Duygusaldı. Fazlını yaptı kötü şakalar aklıma geldi. Ya i̇şte gerçek neydi? Çimen'e dur. Duygusal olan neydi? Ne Armut miydi? Gibi diz çökmüş. Neydi? Ne omzuna mı çıksaydım? Benimle evlenir misin? Üstten veririz bir hayvana bak. Ne mesela seni duygusallaştıran neydi? Ben izledim. Şu an boşanmış yani. Almaları. Aman.
birileri bundan kariyer yapıyor. Anladın mı yani? Aradaki farka bak. Sen evli misin? Evet. Kaç yıllık? Birkaç aylık. Aa çok yeni. Hı hı. Nerede işin? Ya ondan duygusal. Burada. Sevgililik ne kadar sürdü? Bir sene. Çok güzel böyle hemen oldu ha. Bizim evet. de öyle oldu. Yani aslında Allah iyi bir tonuzu şey. Allah tonunuzu benzetmesin ne diyeyim. Hayır benzetmez. Ne kadar romantik kız değil mi? Çok tatlı. Mesela bugün Ikea'da da kavga ettik. Onunla mı? Ikea'da kavga ettik ve oradan buraya geldik. Niye kavga ettin? Niye kavga mesela? Ettin? Çünkü benim istediğim dolaptan yoktu. Koca. Arkadaş İsveç Başbakanı mı? Alaka. Sağ ol kanka senin sayende. Bir zen gülüyor bana. Sinirlenince ağladım. İşte eşim de dedi ki çocuk gibisin dedi. Ve yani. Uzaklaştı benden. %100 haksız. Bir saniye. Sen haklısın canım. Orada dolabı görmedin ve ağladın. Hayır ben dolabın siyahını istiyordum ama dolabın beyazı vardı. Kadın da benimle hiç ilgilenmedi. Ben çok sinirlendim. Sonra ağlamaya başladım. Ciddi ağladın mı? Evet çünkü eşim yoksa dolap olmadığı için onu kendi marangozuna yaptıracak. Ve marangozu her şeyi çok çirkin yapıyor. Tekrar o marangozu yaptırmak zorunda kalacağız diye korkup ağladım. Ben hayatımda hiç bir marangozdan korkup ağlayan bir hayatım. Şimdi var ya bu ne yapar mı biliyor musun? Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl ağladın? Oturdun mesela orada yataklar matakları. Hayır orada birden önce yatağın üzerine oturdum. Sonra baktım eşim beni bıraktı gidiyor. Arkasından yürüyerek ağladım. Ya sen bayağı kırık çekmişsin ya. Aynen benim 4 yaşındaki oğlum ya bu. O da yürüyerek ağlıyor. Ver bakalım kocana. Sen versene. Pişman mısın abi? Ayağa kalkıp maske indirsen kardeşim sana zahmet. Ne yaptın o anda? Ne düşündün? Eşin yani bir şey sonuç ver çok üzülmüş tamam mı? O mobilyenin oradaki halini istiyor. Ve ağlıyor da şimdi bir kadın ağlıyorsa tartışma kapanmıştır. Zaten kapanmadı. Evet. Kapanmadı mı? Ha ne yaptın? 4 yaşındaki çocuklara benziyorsun dedim. Acayip hayvanlara benziyorsun. Ne alakası var? Niye öyle dedin ki? Yani olmayan mobilya için yakınlar alıyordun. Mısın? Ama öbür rengi varmış. İnsan der ki aşkım ben bunu alırım, senin o resmin rengi de boyarım. Yo, onun yerine marangoza yaptıralım dedim. Oğlum senin marangoz eski flörtün mü? Kimdir bu ya? Uyguna yapıyor işte. Uyguna mı yapıyor? Ama kötü yapıyormuş. Beyazını alalım dedim, olmadı. Bir de siyahını siyah istiyordu. Kötüdür ya. Evin içinde siyah ceviz çok... rengi, siyah dedi. Ceviz rengi. Antresit değil, ceviz rengi. Antresit. Ben burada hanımefendiyi haklı buluyorum yalnız. Ben ne alakası var lan? Ben hiç haklı buluyorum. Hem genelde böyle hanımefendileri haklı bulur. Kendi karısı aç. Peki... O konuda da haklı buluyorum. Boşanmak için benden iyisini mi olacak? Ne alakası? Evet. Emin ederim aklımı siktin. Allah falan versin. Vallahi bak sürekli boşandım. Hep aklımı unutamıyorum senin yüzünden boşandım. Kendi hayatıma geçemiyorum. Hep bana bak. Günaydın. Ben boşandım. Ben boşandım mı? Ben daha, böyle uyanıyorum. Ay daha güçlü atlat diye yapıyorum. Yemin kanka, ediyorum. Kanka atlatmam için şey, unutmam şerif, lazım biraz. Vallahi senin için yapıyorum. İnsanlar rakıya götürür, unutturur, içtirir. Sen bu kanka nasıl boşandın ama anlatamıyorum. Hiç unutturmuyorsun bana. Evet evet bazen Cem böyle çok mutlu olduğu anda da hatırlatıyorum. Çok aynen güzel öyle. Yani, anda, çok tabii. Mutluyum gülüyor şey diyor. Çocuğu az görüyorsun değil mi? İstemiyor ki mutlu olayım ya. Oğlum ne kadar evet, evet. Kötü ya bugün mesela yani. Aradı beni. Çocuğum doktor olacak abi. Steteskopla oynuyor dedi. Dedim ama sen boşandın göremezsin büyük ihtimalle. Canım kardeşim ümitli ya. Baba. Kardeşim o dolabı al, story at, çimende paylaşalım. Tamam. Nereye alacak? Yok ki Ikea'da. Yok, başka yerde marangoza yaptırım. Vay arkadaş. Oğlum kız mutlu değil onlar. Ya şu kadını mutlu edelim daha. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Marangoz dediğin de Ikea'da marangozlardan alıyor ya. Onu yapan da marangoz yani. Ikea bak koca İsveç'ten. Nur abi bize bir dolap yap ha. Hayır, oradan fotoğraflar oluyor. İsveçli Sverisi Gongon mu? Mesela fotoğrafı oldu. Bu yaptı diyor bunu mimar. Sverisi Gongon. İsveçli bu. Anderson vardı. Futbolcu onun arka marangoz arkadaşı. Adam kendi mi oturup yapıyor? Kanka. Sana soruyorum. Hocam bir dakika. Yani. Fazlı'nın dediğini mi kabul edeceğiz? Benim de. Fazlı diyor ki hanımefendi ikna edelim marangoz yaptırsın. Ben diyorum ki beyefendi ikna edelim hanımefendinin istediği dolabı alsın. Alamayacak abi. Yok diyor adam. Yok. Başka yok. Yerde var. Yoktan alın ya. Hepsine ha. Bakmış, yokmuş. O bütün Ikea'nın depolarına bakmışlar. O zaman ben niye olma ya? Şu anda... Seni femen. Allah Allah. Hangisini kabul ediyorsun? Ne bakıyorsun be ters ters falan. Seni korkutma oradan bakıp. Niye ters ters bakıyorsun sana? Mi 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 yaptı diye. Değil mi? Evet. He hatırladım seni. Sen de... Ben gideceğim bir MS'i yaptım ve 4 dakika soracağım. Çünkü o boşandı diye. Allah Allah. Sanki...
Aradım. O numara. Ya Allah seni belanı versin. Valla benim aya gittin ya. Asistan numarası vermedin mi bebeğim? Hı hı. Asistan. Oğlum. Birden mi? Mikrofonu asistan. Yok. Dur. Çözüyorum. İşi nasıl çözüyoruz? Siz onun istediğini bulun. Ben de onu alayım. Oğlum böyle program var. Manyak. O dediğiniz şey şu anda Türkiye'de var mı? Yoksa İngiltere'de tanıdıklarımız var diye. Türkiye'de var mı şu anda? Baktınız mı bütün depolara? Yok. Yok. Sen de hayatım ne ağlıyorsun orada o zaman ya? Bizi burada manyak ettin. Abim sen %100 haklısın. Evet şu anda ben de ona hak verdim. Türkiye'de yokmuş be. Diyebilirdik şunu beklerdim. Diğer mobilyalarımızı da beyaza çevirip beyaz dolap alalım o zaman diyebilirdim. Tabii canım. Şu anda hatta var. Aşkım apartmanı da beyaza boyatalım ki. Şu anda o kadar haklı olduk ki biz yani. Yani hanımefendi ben konuştukça abi haklı oluyor. Hiç konuşmasına gerek yok. Yani susarak haklı oldun kardeşim. Hakikaten. Evet. Evet. Yani sen o yani çocuk yapın bir an önce. Bu takıntılar o kadar bitiyor ki. Ondan sonra tek derdiniz o oluyor. Kapıcı varmış aramızda. Öyle yazdırmış. Apartman görevlisi anlamında mı kapıcı? Ha kapı satan. Kapı satan. Kapı görevlisi tamam. Değil yani. Oy maşallah. İsim neydi? Muzaffer. Sen ayağın mı kalktı birinin sırtına mı çizdin orada? Arkadaşlar her konuşan öndekinin omzuna çıkıyor. Bizim çimen böyle izleme. Kapı gibi adam bu. Abo. Abo. Tabii buraları yayınlamam bırakayım. Ben kötü şaka yapınca hayvan gibi güzel yapalım. Çelik kapılar. Çelik değil misiniz sattığınızda? Yok ahşap. Yani evin içindeki kapılar. Ha niye sadece onu üretiyorsunuz ya? Ona kim alacak ki onu? Evde var zaten. Yok on çeşitleri var. Kapı kapısı olmayan ev görmedim. İçinde kapı olmayan ev mi var? Geliyor oğlum. Olması manyak. İçin üretiyoruz biz. Eskiden tuvaletlerde buğulu camlı kapı vardı. Nereye gitti onların? İçeridekini güzel gölgeli görüyorduk abi, ya. O işte... Öyle değil mi? Ama dolum boş mu görüyorduk anladın mı? Babam böyle eğilip kalkıyor bir şeyler alıyor falan. O sıcaklık nereye gitti? Sayın memurlar nereye gitti? 90'ları istiyor. Mansur Ak nereye gitti? İnanın. Ama artık cam olması yok. İyi bir şeydi abi. Yani evet. İçeride birisinin olup olmadığını anlıyorsun. Çok ya ışık duyuyor. Yanıyor mu? Işıktan anlıyorsun. Şimdi tamamen kapalı şak diye giriyorsun. Bir giriyorsun aa dayı. İyi kitlemek lazım. İşte güvensizlik, eskiden daha bir güven var. 90'larda öyleydi. Camdan bakıyorduk. Kapımızı açık bırakır sıçardık ne alakası ha. O zaman kilitliyorduk oğlum. Görevin ne orada? Firma sahibiyiz. Ya, aile firması. Oo. Evet. Mersin'de bizim fabrikamız. Fabrika mı var? Evet evet. Kaç kişi çalışıyor? 60-70. Bayağı sen o zaman fabrikatörsün. Yani babam fabrikatör, ben çayları... Sen de fabrikatör çocuğu. Vay be güzel. Sen bayağı babadan zenginsin. Bayağı baba yani. Mesela okulda, ilkokulda yazıyordu herkes babasının mesleğini. Sen fabrikatör mü yazıyordun? Yok. Yine gidip kapıcı yazıyordun değil mi buraya? Servis meslek. Yazdırıyordu annem ya. Anneme soruyordum ne yazayım annen diye. Annen şey böyle servetimiz gözükmesin, bilinmesin. Yaz babam aç. Benim anneannem de annesini yapıyor. Benim dayım da çok zengindi o dönem. Dayım zenginleşikçe akrabalar geliyor İzmit'ten sürekli böyle borç para mı alırız Yusuf'tan falan filan diye. İşte Yusuf ne yapıyor dedikleri zaman anneannem şey dedi. Ne yapsın icra ile hapisle uğraşıyor falan dedi. Hep böyle borcundan ama bakmış. O bir taktiktir yani. O bir korumacılıktır. Evet, evet. Aynen ama onun da arasını yapmaları lazım. Sen yani. De mi öyle davranıyorsun hala? Ya çok kız arkadaşın var mı? Geçiriyorum yani. Kız arkadaşın. Evet. Şu anda burada mı? Burada. Aa, merhaba. Şu anda galiba öğrendim babasının fabrikatör olduğunu ve Mersin'de 60 kişi çalıştırdıklarını. Ona hep böyle yok mu diyorsun valla? Arkadaşlara mobilya bile yani şey dolap bile şey yapabiliriz yani ceviz. Bir dakika valla. Peki ama onun... Ya çok zor bir şey değil ki ceviz. Ama hanımefendi çok ağır şeyler söyledi sizin hakkınızda. Apartman. Ama benim de demeyebiliriz yani. Beni biraz korkuttu hanımefendi. O tahtaları alıp ahşapları Ikea'ya da yapsan sana zahmet. O orada istiyor, abi, oradaymış iki gibi. İki tane vidasını eksik yapıyorsun, oluyor Ikea. Abimiz de nalbur, oradan da vidalar alıyoruz. Sen de bir ekmek arası bir şeyler hazırlarsın yengeme. Herkesin eşliğine mi? Hakikaten hanımefendiye kendisi kabul ederse istediği dolabı yapar mısın? Ya en kötü burada yaptırırım, sorun yok. Yani burada da tanıdığımız mobilyacılar var. Neyi kabul etmeyeceksin kız? Daha çocuk yapayım diyor da. Abi ne diyorsun? Parasını mı isterim birinden? Ne yapalım? Ben varım, dolabı istemiyorum bence. Onun derdi kocasına ya. Onun derdi o. Ne bebeğim? İskandinav tarzı olmasın. Şu an o kadar haklıyız ki. Hepimiz o kadar haklıyız. Ne güzel sempatik başladı. Ağladım ne kadar üzüldük. Şimdi var ya nefretimi toplamaya başladı yavaş yavaş. Cem Bey en az 20 bin dolarlık bir İskandinav tarzı ne oluyor? Marangoz yok. Abi evi taşısan daha kolay var taşınırken. Kürekçi varmış spor anlamında kürekçi. Evet. Omuzlara bakayım. Vekaleten kürekçinin adı. Bunun gibi arkada duruyor. Hadi abi, hadi abi. İkinci kişi ama istiyor.
Böyle müsabakalara mı katılıyorsun? Evet, doğrudur. Ben hafif kilo kilitçisiyim, ondan 72,5 kilo altında yarışıyorum, ondan dolayı böyle. Şaka yaptım lazım. Oğlum. 10 numara omuzlarım var yani. Cem kendi omuzlarına baksın. Ben ağzımı açmadım yine. 2011'den beri müsabık sporcuyum ben. Ne sporcu? Müsabık yani müsabakalara katılan. Bunun bir hobi olarak yapanları var sahilde. Sen profesyonel yapan. Ben profesyonel, olimpik derecede yapıyorum ama hiç olimpiyatlara vesaire gidemedim. Hani derecelerine katıldım da elendim. İran Başbakanı. Kanka benim kulağımı kullanma, şaka yapamazsın ya. Bir de şey diyordu, musaddık vardı İran Başbakanı diye kulağımı şaka da yapıyor. Ne yapıyorsun oğlum, mikrofondan dedikodu aynen yapılmaz, duyuluyor her şey ya. Musaddık aklıma musaddık geldi. Kaç kişi yarışıyor genelde mesela? Türkiye'de onun biraz az. Hayır, bir yarışta. Sen kaç... Yedi, şey, takımda mı, kulvarda mı? Hiç bilmiyorum ki ne sordum. Şöyle yani... Şimdi takım eğer 8'li teknede yarışıyorsanız... Şöyle bir 8... şey var mı yarışlarda? Kürek şey, kulvar var evet. 8 tane sporcu oluyor kürek çeken. Bir tane dümencisi oluyor. Yan yana da işte kaç kulüp katıldıysa. 8 kişisiniz. Ne deniyor evet o şeyin aleti? Kano mu? Tekne. Tekne mi? Yani kano o başka. Kolla çekilen. Tekne kürekle biraz zor gitmez mi ya? İşte ha, olimpik tekne, tekne yani ufak tekne. Ha tamam, ben koca gemi ya Allah diye götürmeye çalışıyorum. Hocam böyle yarışta daha kimse kıpırdayamadı. Bir tane rakam sayı söyle. Fanus yapalım. Bu arada fanusun ödülü çok güzel bir ödülümüz var. Ne var bilmiyorum ama. Kim bilir ne? Kesin yine bir ödülümüz vardır. 11. 11. Ne diyorsun buna? 11 bu diyor mu? Sen neye cevap vereceksin abi, onu söyle bize. Sen çimini var mı güzel bir cevabı? İzliyorum tabii vallahi ki. Valla. Evet. En böyle şu soru bana sorulsaydı da şuna ne güzel cevap verebileceğim şey var mı? Ya yurt dışında yaşadığın hani yarışta komik bir an olabilir. Tamam. 17 numara. Yurt dışındaki kürek yarışında yaşadığın komik bir anı anlat. Tam o süre denk geldi. Teşekkür ederim. Şöyle Fransa'ya gitmiştik biz. Sabah kahvaltılarında ya kruvasan kahve yiyorlar veyahut da meyve süt. O tarz bir kaldığımız otelin öyle bir şeyi vardı. Biz de tabii hepsini dolduruyoruz böyle. Açık büfeye gördük diye. Bize uyarı vermişler bizim yöneticimize. Ondan sonra bizim kahvaltılar iki çeşit. Hani ya bu düzenden gideceksiniz ya öbür tarafta. Bizim yönetici şey yapmadı. Hani yiyeceksiniz olmadı. Hani güçlü yarışmanız lazım. Kürek çekiyorsunuz. Yani. Aynen. Ondan sonra ikinci gün yazılı uyarı vermişler. Onu da yırtıp atmış bizim yönetici. Hani onu da yedik falan diyor öyle acı zamanlarda. Bize orada üçüncü gün iki tane A4'e hani ya ekmek alın ya meyve diye böyle girişe şey yazmışlar. Oha. Hani öyle bir... Ne yaptınız? Yine yediniz değil mi? Yok, ondan sonra Türkiye'den ekstra ödenek çıkartıp dışarıda yemiştik. Güzel bir hayatın var. Aslında spor, yarış. Evet. Değil mi? Sağlık abi. Ya biz hep diyoruz ya işte sizi çok seviyoruz. Geçen biri şöyle bir istedi. Her bölüm abi sizi çok seviyoruz diyor. Yeter yetti artık falan. Ne diyelim yani? Sen neredesin oğlum ya? Neredesin oğlum? Ay ne diyeyim derken yani sen kendi söyleyeceksin zaten. Ne diyelim oğlum, ne bileyim. Ay bir şey diyeceğim, bu program seyirciler gelmeden ne yapacağız abi? Otur ne yapacağız işte, birbirimizi yeriz seninle. Evet. Yaptık, yüz yüze yaptık seninle. Ne oldu? Öpüştük abi, öpüştük ya o program. Çok şey zordu benim o programı şey. Bizden var mı ya? Yüz yüze yaptık geçen sene, güzeldi değil mi o? Devam edelim ona? Evet. Ama yapamıyoruz, neden yapamıyoruz biliyor musun? Artık çünkü Cem podcast'te başka birisiyle yapıyor. Ayşe Balıbey'le. Evet. Ve o Ayşe Balı Bey bugün konuğumuz. Alkışlarınızla. Kızım hoş geldin. Pandemi olduğu için. Hoş geldiniz Ayşe Balı Bey. Ayşe'cim buyur hayatım. Fazlı Polat'ı biliyorsun. Podcast trendlerde bizim altımızda eksik atmamız var ya onun... Anlatan listeler halka açık. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk Fazlı'cım. Çok tatlısın. Podcast kayıtlarına böyle gelmiyorsun ama onu da söyleyeyim. Tabii yani, orada kimse görmediği için. Görmüyor ama geçen mesela ben o kadar kadın hayatına o kadar uzağım ki yani. Geçen dedi ki podcast dedik dip boyam geldi dedi. İyi dedim al gel o zaman. Ben hani sipariş verdi sandım dip boya herhalde alınıyor falan. Öyle o kadar bilmiyorum yani. Ama trend yol yemekte olsa. Ayşe Balı Bey, benim için tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Yani Cem'le ortak bir iş yapıyorlar. Evet, 3 haftadır yapıyoruz. Aynen. Ve 4 haftadır tanışıyoruz. Yani gerçekten öyle oldu bu arada. Biz Cem'le çok kısa süredir tanışıyorduk. Sonra bir gün beni aradı, dedi ki kahvaltı yapalım. Ben menemen yerken tam, dedi ki podcast yapalım. Ben de hani masaya bir şey istiyormuşuz gibi algılayıp evet dedim. O gün bugündür de birlikte podcast yapıyoruz. Cem sen de... Montaj da bana ittirdi. Bir şey diyeyim mi sana? Onun ataspordur. Cem sen de her buluşmasına geldikten sonra bana diyor oğlum bir yere gitti, yemek yedi, hiçbir şey anlamadım. Yine yedim anlamadım. Çok böyle... Pahalı yerlere gidiyoruz evet, diye. Evet, pahalı bir yerlere gidiyormuşsunuz belli. Yani yediğini anlamadan yiyip geliyor. Dana makaçıyana diye bir şey yedik. Cem, bir de şöyle bir şey var Cem'in. Ara sıcak söylemeyi bilmiyorum ben diyor. O yüzden hemen ana yemek söylüyorsun. Çatalı kaşık kullanabiliyor musun? Nasıl? Ayağımla yiyorum ben.
Seni utandırdım hiç ortamlarda. Yok ya. Hiç de utandırmadım. Geçen gün şöyle bir şey oldu. Anlat anlat. Ne yaptın? Ama podcast'ta da anlatamadım. Geçen gün gittik bir İtalyan restoranına. Orada dışarıya çıkıp sigara içecekmiş. Garsona dışarıya çay söylemiş. Normal değil mi oğlum? Garson da o kadar anlamamış ki bana getirdi çayı. Ben de içtim. Ben de tahmin ettim. Ona ne olmuştu? Spagetti. Orada değil. Demek ki burada racon böyle de sigaranın yanında. Sonra geldi dedi ki ben çay söylemiştim. Aa dedi garson da onu dışarı mı söylemiştiniz? Bizim öyle bir hizmetimiz yok dedi. Herhalde arkadaş Bağcılar'dan geldin. Utandın mı? Utanmadım ama kanatçı Haydar'a gidelim dedim bir dakika. Yakında utanırız da ama. Öyle başlıyor. Bir AVM'ye gittik. Abi ben 40 yıldır yaşıyorum bu İstanbul'da. O AVM'yi hiç görmedim. Ve 30 yıldır varmış. Ben yeni açıldı sandım yani. Bir markalar yani şey... Cem diyor ki Rolex kafe mi? Yani. Aynen. Ben dedim ki bir gün ona neredesin dedi. Zekeriya Köy'deyim dedim. Dedi ki Zekeriya Köy'e toplu taşıma gelmiyor. O yüzden... Ayıp değil mi? Zekeriya Köy'e toplu taşıma gelmiyor. Ne ayıp? Fakirler girmesin buna. Bu ne ya? Utanmazlar mayın döşecekler. Hani fakirler girmesin. Fakirler patlasın böyle. Zenginler çabuk bak aşkım kim patlıyor? Ayıp oğlum ya. Siz nasıl tanıştınız? Cihan Talay tanıştırdı bizi. Sen Cem'den önce şu ortamda kimi tanıyordun? BKM'den bir sürü insan tanıyordum. Şurada şu anda olan kişilerden. Kimseyi tanımıyorum. Beni diyor, beni ben diyor. Bak kolumu yine. Pardon. Sen? Ayşe... tanımıyordum, çok özür dilerim. Seni hiç tanımıyordum. Sen de ilk defa yayında konuşuyoruz. Tamam. Bana bir gün bir telefon geldi. Evet. Dedi ki savcı, şimdi ev neydi? Evini arayacak. Bir dizide oyunculuk. Ve tamam. Onun senaristi beni önermiş. Ha. Ben bu senaristi araştırdığımda bir isimle karşılaştım. O senarist Türkiye'nin en iyi senaristlerinden biri. Dünyanın Ayşe en kötü Balıbey. Kurgusu değil mi ya? Hayır, ciddi söylüyorum. Bunu ilk defa sana şu anda söylüyorum. Sen bilmiyor musun bunu? Hayır, bilmiyorum. Anlatmadın çünkü. Fazlı'nın basit konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ayşe Balıbey'in yazdığı bir dizi için onun öğrendiği kadarıyla Ayşe Balıbey Fazlı Polat'ı istemiş güya oynasın diye. Fazlı Polat... Olabilir mi? İlişki testinde görmüşsün sen beni için. Hangi dizi oranın, için hatırlıyorum? Hatırlıyorum. Bizim BKM'nin dizisiydi hatta. İsim de vereyim mi burada? Yasemin zaten, Sakallıoğlu'yla tamam, yayınlanmadı zaten. Evet, evet, şimdi işte. Yasemin Sakallı başrol oynayacaktım ben. Tamam, bunu biraz duymadılar. Biraz da şimdi... Ya bir şey diyeceğim, sen bunu şu anda mı hatırladın? Ben senin ilişkiti... Evet, vallahi şimdi sen önermişsin. Evet ama hatırlamadım işte. Bebeğim o senin... Ya yani niye iz bırakamıyorum ha insanlarda? Ne alaka ya? Niye hatırlamadı biliyor musun? Ne yapayım, gece gündüz seni mi düşünüyoruz ya? Allah. Bak şunu dedim, bu gerçek. İlişki testinde çok pinti bir çocuk vardı dedim. Ha pinti. Ama çok komikti ve bence çok iyi oynar dedim. Bu gerçek yani. Çok iyi oynadı, çok iyi oynadı. Sonra... Audition çekti. Rolde. Audition. Audition değil. Onun dışında sen beni bekliyorsun. Audition yani. Olmayan auditionlar. Audition çek. Kimle çektin kanka audition'ı? Cem İşçilerle. Ben çektim audition'ı. O kadar kötü oynadı ki. Gerçekten. Yönetmen tek tıkla kaldı. Abi senaryo kötü dedi. Ay beni dürttü. Senaryo çok kötü dedi. İtmesen şu dünya güzeli kızı. Ya pardon. Yok yok. Yani. Ayşe ilk perdeyi dinledin sen yukarıda. Dinledim. Bizim... Bir ben markadan... size çok hak verdim hanımefendi. Çünkü... O hanımefendi sadece sen hak verdin o zaman şu an Türkiye'de. Çünkü bence ceviz dolap evi çok değişik gösterir. Ben hayır. Anlıyorum sizin derdinizi. Yani ben de yeni evlendiğim için ve çok mobilya konusunda ızdırap çektiğim için... Eşinle de tanışayım, 10 numara bir adam. Öyle valla. Evin eşyalarını birlikte mi seçtiniz? Seçtik. Birlikte seçtik tabii. Ortak seçtik ama daha çok o seçti. Yani o daha ilgili mimariyle. O inşaat mühendisi zaten. Ne alaka? Bayağı kolum iki bir şey bu yaptı. Kabzım aldı evet. Kirişleri o seçti bu abi. Hayır yani her yani şeyle de ilgilendi. Bir kırma dökmeyle de o ilgilendi. Siz birlikte mi seçtiniz eşini? Tabii ki tabii ki tabii ki. Hayır birlikte dedim yani eşim karar verdi ve o ha. O ne dediyse oldu. O zaman birlikte seçmedin. Ben de oradaydım yani o anda orada bulunuyordum ben de. Bizde hep mutlak bir demokrasi var o anlamda. Vallahi. Tabii yani hani ikimiz ayrı şeyi seçiyorsak... Ya sana bir şey diyeyim mi? Oldum. Mutlu evliliğin sırrı da bu değil mi ya? Hakikaten bu değil mi yani? Bu tabii canım. Hani hanımefendi ne derse o oluyor. Bu hakikaten mutlu evliliğin ha, sırrı. Ha öyle mi? Bilmiyorum ya. Öyle mi gerçekten? Bir erkek karar veriyorsa bir şeyde, onun dediği gibi oluyorsa... ...o evde sürekli bir huzursuzluk oluyor. Ama hanımefendi dediği zaman yine kötü de olsa huzursuzluk olmuyor. Doğru söylüyorsun. Uzun soracağım. Yıllardır evli olan var mı? Böyle onun üstü. 17 mi? Hala evli misiniz?
O adam ölmüş falan diye. Çocuk mu yanınızda? Aa, eşiniz? Şaka yapıyorsun. Ha, o da burada. Aa. Bu ne ya, arkadaş gibisiniz siz? Hocam bu nasıl tabir, araya çocuk koyduk? Ver bakalım. Bir şey yapılacağı zaman hanımefendi diyor ki burası, bu dolap mavi olsun diyor. Veya şu duvarları boyayalım. Sen diyorsun ki yeşil olsun. Ne oluyor? Ya tartışma çıkıyor, sonra mavi oluyor. Heh. Onu mavi yaptığımız zaman dosya kapanıyor. Evet. Aynen. Kafan rahat ediyor. Evet, evet, evet. Aman diyorsun. Ya lanet olsun. Mutlu bir evliliğin sırrı budur. Lanet olsun. Doğru söylüyorum. Mesela hakikaten sen mavisin, o, o mavisin, sen yeşilsin ve yeşil yapıldı. Aradan geçti 5 sene, bambaşka bir şey tartışılırken kadın bir anda 5 sene önce de oraya senin rengi boyatmıştık falan diyebiliyor. Aynen, kadın tabii. Mesela eve her aldığı şeyi bak diyor, mavi, keşke mavi yapsaydık, yakışırdı buna diyor. Ama yeşil yaptık, bir şey yakışmıyor bu eve der. Misafirliğe gittiğimizde de onun lafı oluyor. Yani bak diyor işte Ayşelerinki mavi olmuş, ne kadar güzel. Yani konum değişiyor, o mevzu gene kalıyor. Zaten bak, mutlu evliliklerdeki erkeğin yüzüne bak, aynı ifade oluyor. Bu boş vermişlik. Bu yıkım. Umursamaz. Bu artık hani hayattan geçtim ben, öteki tarafı düşünüyorum. Cami avlusunu bulursun böyle tipleri. Kendini namaza verir bunlar. Bizi anlasa anlasa Allah anlar diye. Ben de böyleyim abi çünkü. Kafam rahat etti. Fazla sen kaç yıldır evlisin? Kim neydi? 2013'tü kanka, kaç yıl oldu bilmiyorum. Her sene değişiyor. 9. 9 yıl olmuş ya. 9 yıl. İlk 7 yıl problem. İlk 7 yılda boşandım, boşandın. Gerçekten mi? Evet. Hocam bu istatistiği duydun mu? İlk 7 doğru, yıl. Doğru, ben de yani 5 yıl diyecektim. 7 doğrudur. Yani o ilk 7 sene o tartışmalarla falan işi tecrübe ediyorsun. Sonra siktir et diyorsun. Ya sen bir ne güzel başlıyorsun. Nerede bitiriyorsun ya? Hayır, oğlan da yanında o kadar mutsuz ki. Keşke beni anama verselerdi. Babamla. Anne, ben de babamı bugün tanıdım vallahi. Bu nedir ya? Çocuğun sosyal hizmeti ayı ilk koyacaklar. Alsalar ya sosyal hizmeti elinden çocuğum. 17 yaşında. Programdan sonra. Ama alsalar hakikaten bir sene daha alabilirler ha. 18'e kadar alıyorlar. Tabii ki 18'e kadar alabiliyor. Yani kimde kalırsın? Kimde kalırsın? Başka birisine kalırım. Akrabalarımdan kalırım ama seçmem yani birisi. İyice suçlu bakın. Kimse yurtta kalırım yani. Ben çünkü yurtta kalıyorum. Gerekli kişinin de boğarım. Oğlum bir şey diyeceğim. Şimdi annenle babam boşanıyorsa halanla mı kalacaksın? Ne alakası var? Peki halanla değil, sen de boşandın bir anda. Seni gören boşanıyor. Dayın da yengem. Onlar da öldü. Problem sende. Gel benimle kal falan saçma. Babanın evde yemyeşil. Aa, anne boyatmış. Kendini hatta hatta gri baba yapmış. Baba kendini de boyamış. Buk gibi geziyor. Kas çalışıyor. İçinde annen de bütün gün Avatar izliyor. Mavi mavi ne güzel film. Büyüyünce ne olacak? Kocaeli'de okuyorum spor lisesinde. Sporcuyum ben. Futbolcu, yüzücüyüm. Peki amatör mü amatör, lig mik bir şey var mı? Evet. Amatörde oynuyorum. U16'da oynuyorum. Hangi takımın? Tuza Gençler Gücü. Takım Tuza Gençler Gücü. Aynen. Ya bu hepsinin gücü var. Benim, ben de amatör, senin yaşın... ben de amatörken senin yaşlarında oynuyordum. Bizimki de çayır gücüydü. Rakiple oynayacağız. Rakip gülmekten biz oynayamıyorduk yani. Biz o şey bunlar mı yenecekti? Ya ondan inanıyorum. Çobanları geldi diye. Ulan kadar au au diye. Ya şu sesi yap artık ne olur ya. Ya ne olur ki ya gerçekten. Kurt gibi ben oluyorum ya orada. Ya bir şey diyeceğim. Hiç bilen yok mu ya çoban sesini bilen? Çobanlar. Utandıralım mı? Uzak... Kuzen, ne? Görüntülü kuzenin arası ne? Bayağı yakın akrabaymış hakikaten. Bak bir şey diyeyim mi? Cem İşçileri 4 dakikada ulaşıyorlar, çobana ulaşamıyoruz. Sizin ailenin çimenciği sensin. Aynen, kesinlikle. Senin arkadaş çevrende izleyen var mı? Böyle. Benim arkadaş çevrem, yani çok sormadım öyle... Denk bilmiyorum değil herhalde. Bir soralım buradan. Bizi 18 yaş altı izleyen izleyicinizi yazabilir mi? Görelim. Hemşire varmış. Hanımefendi çok... Peki hemşire. Ha, orada da var, el kaldırdı. Orada beyefendi sende, var. Sende. Beyefendi de. Sen abi hemşirsin. Geleceğiz sana da. Değil mi? Hemşir deniyor. Hemşir mi deniyor? Hemşir mi deniyor? Hemşo. Gel hemşo sen buraya. Yozgatları toplanmış hadi. Ne diyor? Şey, mikrofon verelim. Ayrım yok. Hemşire. Ben bilmiyorum, özür dilerim. Hemşire yani genelde şöyle diyorlar. İşte hastanede bir staj yaparken... İşte koçum şunu çıkarır mısın falan. Koçum mu? Mafya babası gelmiş böyle. Kardeş şunu bir çıkar bakalım, görelim ben bakalım. Ben onunla karıştırdım kanka. Hemşireyle koçumu kaybettim. Yani kadın hemşireleri hemşire, erkek hemşireleri koç.
Ya vallahi ne eserse onu diyorlar ya. Ben de radyoloji mezunuyum. Okulu 2 yıllık, 5 yılda bitirdim ben. Anneannem benim doktor çıkacağımı sanıyor. 5. yıla gelince ben öyle mesela hocam diyorlardı. Ben hiç yo biz öğrenciyiz demiyordum. Buyurun ne vardı hani. Hani beyin ameliyatına gireceğim. Hakikaten birisi mesela hastalansa yani yere düşse kalp krizi geçirse doktor var mı deseler atlar mıydı? Atlardım yalandan bir şey. Gerçekten. Gerçek doktor. Bir, en azından bir dudağını öperdik öptüğümüzü kalırdık diye. Buna son denemesi lazım. İşte bilmiyorum nasıl yapacağım. Ben Fransa'dan geldim kusura bakmayın. Sen Barış'la nasıl tanıştın? Doğum günümde tanıştım. Senin doğum gününe geldi. Ama yanlışlıkla geldi. Aa. Başkasının doğum gününe geldiğini zannetmiş. Sizin ev nasıl bir ev öyle ya? Kapı açık hani doğum günü olan gelsin. Hayır evde değildi. Başka pandemiden önceydi. Ha. Başka bir arkadaşımızın doğum günü zannetmiş. Geldiğinde öğrendi benim olduğunu. Yani doğum günü olanla mı çıkacaktı? Hayır ne alaka ya? Kimin doğum günü? Arkadaşlar kimin doğum günü? Çok söyleyin ya. Evet kim doğdu bugün falan diye. Eşin neyi yani neyi seni cezbetti o anda? Biz hemen tanıştık. 5. dakikada evlenme teklif etti. Ben de dedim ki bu nasıl bir yokluk? Hayır. Hayır. Demedim şaka şaka. 5 dakikada mı hakikaten teklif etti? Evet o doğru. 4 dakikada cevap veren var. 5 dakika iyiymiş galiba. Senden beterleri var. Evet. Evet. Vardır aklında canım. Nasıl ya? Ya önceden... Merhaba isim Ayşe. Kimlik yanınızda mı? Fotokopi getir fotokopi takip mi fotokopi getir. Benimle aynı şeylere gülmesinden çok etkilendim. Gerçek 5 dakikada. Hayır 5 dakikada değil. Bizim onunla tanışmamız, evlenmemiz 2 sene sürdü. Ha. Evet. Fazla sanıyor ki o merhaba diş çöktü. Evlen teklif etti. Al gelinliği giy. Haydi yani, bakalım annemlere gidiyoruz. İşte ben Ikea'dan dolabı aldık. Öyle olmadı. Aynı şeylere gülmek ve birlikte çok eğlenmek. O çok önemli bir şey. Çok önemli. Ya benim için çok önemli. Ya tabii ki herkes için. Ya kanka sen ne anlatıyorsun? Program ya. Sen bir sus abone koyayım diyemezsin öbür moderatöre. Ben sürekli bekarlar aşağı. Böyle bir şey gördünüz mü ya? Mesela Zagat Okan Bey yıllar yüzü adam bir şey diyor. Sen bir sus abone. Böyle program gördün mü ya? Şu anda evliler konuşuyor sen sus. Ya niye böyle yapıyor bu ben sana de ya? Yaşadım bu süreci. Evet anlat. Çek evi anlat. Ben anlat, mesela... anlat gülelim anlat. Kanka ben de aşık oldum Serpil'e. Şey merhaba daha Serpil merhaba. Gördük merhaba. Videosunu izledik. Neden düştü gerçekten o video? Herkes izlemiş. Ben de anlamadım. Çünkü fazla o kadar çok boşanmadan bahsediyor ki her hafta. Cem İşler boşandı yazan herkesin önüne. Beni hırs yaptı. O sana evlenme teklifi diye koydu önüne herkesin. Birdenbire. Sen bir şey diyeceğim. O herkese düştüyse sana da düşmüştür. Bana da düştü ben de gördüm. Bir daha Serpil'e de düşmüştür. Herhalde canım. Yarın öbür gün toprağa da düşecek. Aa evet. Siz de toprağa düşeceksiniz ben. ne hissettiniz abi? Hakikaten bak ben sana ilk defa soruyorum soru. Ben izledim bir daha. Valla. Çok duygulanarak tabii. Ay çok romantik. Ağlasana güzel reyting olur. Hayır ben baş... Ya arkadaşlar kötü mü yani? Mesela evlenme teklifini değişik bir şekilde eden var mı? Bu arada senin evlilik teklifin nasıl? Çok normal. Yüzüğü takıyorsun ama bravo. Tak. Niye takmasın kanka? Hayır. Bazıları takmıyor canım. Ben seviyorum ya alyans takmayı. Yüzük takmayan var mı gerçekten ya alyans öyle? Top takmayanlar var. Niye acaba? Kim var takmayan? Kesin var. Serçilerle gel. Aa iki kişi varmış. Basket oynuyorum ben o yüzden. Sürekli her an oynayabilirsin. Her an top gelebilir. Her an bir top gelebilir. Bir müşrik atmam lazım. Bir şey diyeceğim. Böyle bir yalan hayatım. Sen nasıl yedin bu yalanı ya? Takamıyor mu basketçiler? Yasak maçlarda. Hayatım maçta yasak da normalde değil mi yasak? Ya işte kaybolur. Duştan sonra orada burada unuturum. Kızlar diye bakar, evli der. Kaç yıllık evlilik? Evlilik teklifini sormuştuk arkadaşlar. Bir yıl olmak üzere. Nasıl ettin? Tatile gitmiştik. Allah bu ses, bu enerji. Yemin ederim içim ezildi yani. İçim çekildi yani. Balıkesir'de bir şarap evi var. Bir dağda, Muğdra Dağları'nda. Oraya rezervasyon yaptık. Orada yani klasik, sade. Yemekle beraber hazır... fay ettin. Kim vardı başka? Değişik evlilik teklifi yok mu ya hakikaten? Abi normali sordum ben de. Kanka tamam, adam zaten. Kanka. Hayır. Niye bozuyorsun abire ya? Ben bozmuyorum. Çok güzel sen cevap verdin de uykum geldi. Sesin çok düşük kankim ya. Arkadaş lütfen ses egzersizi yapmadan bir daha gelmeyin. Fazlı Bey rahatsız oluyor. Başka şovları izleyip gelin buraya. Canım benim. Şarap evi. Sen demiş konuşmadık mı basketbolcuydun daha önce gelmişsin ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Yoktu onun da konuşması bana benziyordu hatırladım dediğiniz kişiyi. Evet. Basketçilerin böyle konuşuyor. Aa o falan diyordu öyle. Ya yerim ben senin ağ onu ya. Sen buna bakma ya. Abi ben en çok seni seviyorum zaten. Sen yakın. Anlat ulan. Ne zaman tanıştınız, nerede tanıyor? Hep ben seni sabaha kadar dinlerim. Ama bununla ilgili eşimin anlatacağı bir şey olabilir. Ver hadi anlatsın, eşin anlatsın. Allah'ın sesini yapayım ben. Oh uykum geldi hadi. Ver eşini. Canım benim şaka yapıyoruz ya. Ben ne anlatacağım diyorum. Evlenme teklifini geldin. Sen kimi daha çok seviyorsun? Cem arasında. Türkçeden Türkçe'ye çeviri ilk defa görüyorum şu anda. Evet, bugün konuğumuz Şota. Aa.
Ölmeye de gelmeye bedel. Ya kanka Ayşe gitmez misin bütün üstüne doğru? Allah belamesi düşeceğim ben. Vallahi düşecek kız ya. Rahatsız olduysan. Ne yapabilirim? Podcast'ı bırak. Şovdan önce şöyle bir şey oldu. Dedi ki Çimen Hatıras fotoğraf çekinmeyecek miyiz dedi. Evet. Ben de şovdan sonra Fazlı'yla çekineceğim dedim. O sen? Da Cem'le çekinmeyecek misin dedi. Ya o da olur ama ben Fazlı'yla çekinmek şaka istiyorum yapıyorsun. Dedi. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Da şanir var. Pardon ya. Ay, ne oldu? Sen beni çok bozdun. Mecbur ben de öyle çok demek zorunda kaldım. Yani sen Fazlı'yı seviyorsun nasıl? Boz değil mi bana? Ulan sen de ayrı... Sen de... Gerçekten öyle ulan dedi. Sen ne adammışsın be? Allah kahretmesin ya. Ayıp lan şu yaptın. Kadın o yüzden utanıyor da... Alkışla, 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 alkışla. Alkışlayın Allah aşkına alkışlayın ya. Omzumu çürüttü ya. Ama sen de bir anda beni kazandın öyle düşün yani. Senin beni kaybetmen ne olacak peki? Adamsın. Sağ ol kankam. Nasıl bir ters köşe yaptın ya? Sesin de çok enerjik. Yani... Basketbol da çok güzel. Basket de değil, aynı. Kardeş çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Oturabilirsin. Ben de. Çok güzel. Yüzük takmayan biri vardı, beyefendi vardı. Ha, verebilir miyiz? Merhabalar. Merhaba. Ben saat de kullanamıyorum. Dolayısıyla aslında yüzük ve saat bu zamana kadar hiç takamadım. Şimdi sağ olsun şey hoş gördü. Bu... Peki, zaten eğlendik zaman geçmiyor diyorsun. Saate bakıyorum, 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 bakıyorum. Eşime bakıyorum, saate bakıyorum, saate bakıyorum. Şimdi gel çıkar şunu tamam be. Üç çocuktan sonra artık yüzüğün veya başka bir şeyin size evliliği hatırlatıyor olması bana anlamsız geliyor. Yani zaten dikkat et, yüzük takma. Erkekler hep böyle ciddi, böyle aforizme, uzun uzun açıklamalar var. Aşkım, üç çocuk yapmışım senden. Kimden yapmışım bunu? Sen ne yapmadın mı? O yani bir gecelik kaçamak için ay buluyor. Mesela şey soralım mı? Yüzük takmasa eşiniz bozulur musunuz? Takanlar için söylüyorum. Şöyle söyleyeyim, ben bozulmam. Ha siz bozulmazsınız. Sen zaten sus sen. Eşin yüzük takmıyor ve sen sinir oluyorsun öyle mi? Evet. Başına takıyorum biraz. Bu yazdan beri ama... Bir şey... İlk alyansını balayında kaybetti. Sonra tabii ikincisini hemen aldık. İlk cicim ayları tabii hemen ikincisini aldık koştur. İkincisini de bu yaz kaybettin. O ne hikmetse nasıl kaybediyor? Daha... Sürekli çıkarıyor mu? Plajda kayboldu. Denizde. Yüzerken düşmüş. Hiç farkında değildim. Lan boğuldu ya. Bayağı boğuldu. Bayağı. Yani sonradan zaten haberlerde izledik. Dedektörle sahillerde yüzük arayanlar oluyormuş. Ha evet doğru. Hatta Japonlar demişler ki Haliç'in altını temizleyelim. Yarısını severiz demişler. O senin yüzükten dolayı. İlkinden sonra hemen taktık. Yani taktım. Sonra bu yaz onu da kaybettim. Ah canım benim. İşte yakışan güzel bir şey arıyorum ama... Yakışan. Şöyle kolay düşecek bir şey arıyorum böyle bol. Sen takasın yok anladın kanki. Sen sevmiyorsun takmayı var, belli. Gerçekten. Söyle abi. Söyle Zeki takmak istemiyorum de ya. Hayır canım yani takmak istemiyorum diye bir şey yok. Zaten yani her yerde her zaman... En büyük fener varsa dedim öyle. Sen bu konu sen takıyorsun ama. Sen bu konuyu da kafana takıyorsun. Ben kaybetmedim. Evet. Belli ki sevmiyor yani takmıyor. Baksana 18 tane yalan söylüyor ayaküstü. Valla... Yani bilir. Yanlışlıkla olduğunu iddia ediyor ama bilemiyorum. Ya YouTube'da şu adam bir bakın Allah aşkına. Güvenilir konusunu anlatabilir yani. Öyle mi? Hayır sadece o yüzük vallahi takmamanı... Nasıl test ettin mesela? Yere para atıp bakayım alacağım mı diye baktım. Kanka güven öyle bir şey mi Allah aşkına? Evliliğin 5. yılı tabii benim dilerim yaptı. Yere 50 lira attı evlendiğimizde. Beni domalık buldu. 50 lira attı. Bizim evet, evliliğimiz evet. Öyle bir evlilikti ki bir yere 50 lira atsaydı o para yere düşmezdi. Havada kabardım yani. Aynen, ama çünkü da... ev sahibi olur lan. Aylardır para vermiyorlar. Sen birisiyle tanışırken parmağın... Yani normal bekar zamanlarına bahsediyorum. Parmağına bakıyor musun? Yok. Bakan da yok gerçekten. Değil mi? Çok denemişsin galiba. Oğlum sus. Tam toparlamıştık. Adam konuyu değiştirdi. Birine yürümek isterken gerçekten eline bakan var mı? Ya, bence pek yoktur yani. Ya eline sıra gelmiyor. Bence yani yüzük durduruyor mudur insanları acaba böyle? Nasıl? Birinden hoşlanırken. Ne? Bugün diyecek... Yürüyen yüzükle de yürüyor diyor. Doğru söylüyor. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde gibi. Ay ne güzel saçlarım var öyle. Evet ya, teşekkür ederim. Ne o? Renk renk mi? Yani pembe, siyah ya karışım. Elime ne geçtiyse boyadım, böyle saçma sapan bir şey oldu da. Çok değiştiririm tatlı. Sonra. Yok canım, biz öyle... Yok canım, benim oğlan resim defteri de böyle. O da çok tatlı. O
da eline geçerse boyuyor da o yüzden dedim. Şey diyeceğim yani yürüyen hiç elinde yüzük var mı? İşte boynunda bir şey var mı? Orasında bu var mı? Bana bakıyor mu etmiyor mu? Demiyor yani. Yüzük varsa da yürüyor, yoksa da yürüyor. İnsanlar yine de böyle ne olursa olsun sarkıyorlar mı hakikaten? Evet, merhaba deyip el sıkışırken numarasını veren de oldu. Evli olmasına evli rağmen. Evli olduğum demesine rağmen ne olacak canım ben de evliyim diyeni de gördüm. Oluyor yani. Tak oğlum o zaman bir şey yokmuş ya. Tak ne? Baksana ne oluyormuş. O da yazık diyor ki biz çok normal yaşıyoruz. Felsefe öğretmeniyle de bir konuşayım. Çok merak ettim onu da. Lise seviyesi mi? Ben lise seviyesi. Ortaokul öğretmeni. Benim felsefe öğretmenimin bana söylediği bir laf var. Gerçekten felsefe öğretmenlerin söylediği laflar unutulmuyor. Bana şey demiş, senden bir bok olmaz demiş. Şey yalan mı hayatım? Hani öğretmen felsefe sana demiş ki bana bu sandalyenin boş, burada bu sandalye olmanını ispat edin. Öğretmenciğim ki hangi sandalye? Bu gerçek mi? Bir rivayet olduğunu düşünüyorum. Gerçeklik payı olduğunu çünkü düşünmüyorum. Çünkü benim dayım da onu çok yapıyordu. Böyle aşağıdan biz o zaman kömür, aşağıdan sığınaktan kömür alınan zamanlar. Dedem diyordu ki dayıma, dayım o kadar üşengeç ki. diyordu ki Altan aşağıdan soba için kömür getir diyordu. Dayım diyordu ki hangi soba? Hani böyle bu araba felsefe değil bu yani. Bu arada insanı manyak etmek yani. Kaç kişi var sınıfta? Kaç kişi var? Yaklaşık 20. 20 kişi ortalama, 10-20 kişi ortalama. Çocuklar birbirleriyle tartışıyor mu hani? İşte, tartışıyorlar, çok seviyorlar. Descartes der, dedi ki yok on demedi, siktir git lan. Descartes anandır falan. Nasıl tartışıyorlar? Sokrates babanı mı? Tartışıyorlar. En sevdiğin filozof kim? En sevdiğim filozof, yani favori yok ama Sokrates mesela bir ciddi anlamda bir çağ başlatıp bitirdi gibi bana göre. Bu yüzden çok Fatih Sultan Mehmet o. Tarih öğretmeniniz Fazlı Polat. Tekanı biliyor. Sen mesela neyi tartıştırıyorsun? Varoluş mu özden önce gelir, öz mü varoluştan hocam, önce gelir? Hocam ziliniz açıldı diye. Sokrates mi en sevdiğin filozof? Sokrates seviyorum. Peki en sevdiğin, hani senin de hayatın ışıktan bir lafı? Kendini tanı dövmesi var bende. Yani onun değil ama ithafen yazılmış. İngiliz ne o? Know yourself. Yok, Grekçe yazılan bir cümle. Bir tane tapınağın girişinde yazılıyor. Bu Sokrates ve o döneme ait filozoflara atfedilen bir söz. Mesela çok seviyorum. Bunu da üstüme taşıyorum şu an. Tapınağın kapısına mı yazıyormuş bu? Bir tane tapınağın girişinde yazıyor Grekçe. Mesela Manchester United'ın Old Trafford Stadı'nın kapısında da şey... Amına olayı Staban yazıyor. O çok komik lan, biliyor musun onu? Hakikaten böyle, mi? Vallahi böyle yazıyor. Manchester United Old Trafford Stadı'nın kapısında Amına olayı Staban yazıyor. Sen yazdın. Sanki evet. Alex Ferguson yazdırtalım. O yüzden yani her şeyi üstümüze yazdırmayalım. Tabii, anlamadım. Yabancı biri gidip... Ya kapıda yazıyor diye yazdık falan halimize bak diye. İngiliz yazsa ya böyle. Sen kimle geldin bebeğim? Erkek arkadaşımla siz geldim. Siz ne iş yapıyorsunuz? O Almanca öğretmeni. Filozof öğretmeni. Almanca öğretmenim o da. Aa, sen felsefe öğretmeni, o Almanca yani öğretmeni. Yani daha tam derin de formasyon oluyorum. İsim neydi senin? Bahadır. Kaç yıllık sevgilisiniz? 13 Mart'ta 1 yıl olacak. Sen dakika mı sayıyorsun? Sen yedin. Ama gidiyor daha yeni ilişki olmasa müstakbel eşi falan değil mi? Evet ya, başından beri aslında güzel bir kimyamız oluştu. O yüzden çok güzel. Hep gitsin o kimya. Güzel oldu yani. Şey gibi oldu. Felsefe öğretmeni, Almanca öğretmeni, bir de kimya öğretmeni de. Ya falan sen ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun ya? Onu bitirelim programı ya. Takılıyor ödür hep. Bunlar hepsi öğretmeni. Ne yapıyorsun ya? Herif resmen ya istemiyor, program yapma. Ayşe yüzünden. Ayşe programı herif yapmayı resmen istemiyorum. Meclis kaçmasına başlayacaklar ya Mart'ta. Evet. Resmen uzaklaşıyor böyle. Dur oğlum, yanlış anlaştı öyle diyeceğim. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Hesap ver çimencilere. Hesap ver herkese çimencilere. Meksika açmazıyla sahneye çıkıyorsunuz değil mi? Evet, yapıyorum. Çıkıyorlar. Meksika açmazı sahnelere iniyor. Sahne yani kapalı, hiç yayınsız bir şey o. Tamam. O stand-up gibi bir şey o. YouTube'da hiç alakası yok. Alakası yok. Çimen ayrı. Çimen. Lan biz çimeni en zor şartlarda yaptık. Ayşe, biz en zor biz bu çimeni var ya 30 kişi yaptık burada yani. En zor şartlarda çimeni yap, bir yere getir, bir şeyler toparlansın. Löp, Meksika açmazı. Aynı Serpil. Adamın kaderi bu. Alakası. Hayır ya. Hadi bitirelim programı. Hadi. Bu arada Ayşe. Ayşe Balıbey gerçekten benim çok tanışmak istediğim birisiydin. Yani... Benim de gerçekten sen vallahi, öyleydin. Şaka yapıyorum misin? Evet. Ha, ben hiç hatırlamadım. Ayşe'yi ilk telefonumu Ayşe Balıbey diye kaydettim. Ve hala öyle değiştirmedim. Çünkü hakikaten öyle yani... Bize namına koyayım der gibi bakan insanlar. Çeke çeke tapar devam et. Ya tamam. Çeke. İnsanlarla ilgili güzel bir şey söyleyemez miyiz ya? Tamam, tamam, ne güzel övecektin. Ne öveceğim bu zaten? Buradan keseriz. Ne buradan keseriz? Benim motivasyonum ne olacak? Burayı keseriz diyor. Ben canlı değil miyim amına koyayım ya? Burayı keseriz ne ya? Robot Sofya. Ayşe, Batlı, böyle mi sen konuşuyorsun? Burayı keseriz diyor oğlum ya. Bu insanlara olan rezilim ne olacak? Böyle bakıyorum. Allah Allah. Ya siktir ya.
Vallahi gideceğim ha. Başka bir programımıza gideceğim. Vallahi gideceğim ya. Ya ayıp ya. Konuşacak. Burayı keseriz. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım. En azından birisi bir şey söylesin şu programda. Evet. Ben Çimen Show'u kız kardeşim sayesinde tanıdım. Yani hani sen hep merak ediyorsun ya, bizi izliyorlarmış işte Z kuşağı falan filan diye. Hı-hı. Benim kız kardeşim Z kuşağıydı, Şeyma. O da burada. Sizi izledim. İzledik hatta eşimle birlikte. Çok sevdik. Çok da böyle gülerek izledim. Pandemiyi sizin sayenizde çok rahat ve çok kolay geçirdik. Eminim herkes de öyle geçirmiştir. Sonrasında senin bana bu podcast'i teklif etmenle ben çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten senden daha iyi bir partner olamazdı benim. Olur olur, var ben. Özellikle sen ben Cemil Şener'i bir alkış istiyorum. Çok seviyorum onu çünkü. Gerçekten İnsan, yani. İnsan, Ayşe Balı Bey. Dur. Ben de bir şeyler söyleyeceğim. Vallahi çok seviyorum seni. Allah aşkına ağzına güzel bir şey çıksın. Aynen, yok. Valla şeyle alakalı yani. Anlatamadım, paylaşıldıktan sonra çok acayip kişiler paylaştı. Evet. Ya senin inanılmaz bir çevren olduğunu gördüm ben orada. Ve orada vay dedim be. Ben bu arada hiç kimseye onu paylaştırmadım hani podcast'imizi. Gerçekten de. Dostlarını paylaştım. Evet, sevenle. Dost biriktirmişsin. Valla dost biriktirmişsin. Öyle oldu, sağ olsunlar. Sevenle dinleyen herkes de paylaştı yani. Çok teşekkür ederiz. Çimen sizinle güzel. İyi ki buraya geldiniz. Sizle güzel ama YouTube'da izlenmelerle alakalı da tabii. Şimdi biz çok daha hızlı izlenmeye başladık. Haftada izlenmediğimiz ilk 3 günde izleniyoruz. Bir 100.000 abone için özel belgesel çektik fazlıyla. Yalnız 65.000 abonedeyiz. Ve 100.000 o bölüm yayınlandı, inşallah biz hayatta oluruz yani, öyle diyeyim yani. O videoda izleyicilerimiz de olsun istediğimiz için 5-6-7 saniyelik civarında Çimen sizin için ne ifade ediyor? Kısaca telefonunuzda bize... şöyle yan tutarak, hiç öyle kasmanıza gerek yok, görüntü yönetmeni falan gerek yok yani. Tabii öyle gidip James Cameron, Chris Nolan'dan rica etmeyin yani, kendiniz evde çekin. Çimen bizim için şunu ifade ediyor, Çimen'i eşimle burada izliyorduk falan, o tarz bir şey. Sadece sonunda böyle girecek, böyle tak 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 tak, öyle bir şey yani. Evet, aynen tak 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 şeklinde girecek bazı konu anlattığı gibi. Daha teknik anlattı. Halkın anlayacağı iyi bak. Şey, çok sinema biliyor ya kendisi. Evet. En katkılı konuşmacıları... Çoban. Nüfus. İki. Nüfus. Eşinin yüzük takmasında takılan... Bravo! Tamam. Nalbur. İngiltere beyin göçü. Kapı. Nüfus sayımı. Hanımefendi. Ve hala eşine istediği dolabı yaptırma başarısını gösterememiş fakat burada hepimizi hüzünlendiren, üzer ve bu gecede her şeyi hak eden hanımefendi, bravo! Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok Ayşe bugün konuğumuzdu. Vallahi harikasın, seni çok seviyorum. Seni söylemek istediğim bir şey var mı canım benim? Hayır, herkese çok teşekkür ederim. Çok bugün de geldiğiniz için yağmurda, çamurda. Vallahi. Ben de çok mutlu oldum. Tanıştığımız için çok mutlu oldum ben de. İyi ki geldin. İyi ki sen geldin. Sizi seviyoruz. Şimdi ben bir tarafta görüşürüz. Sağ olun abi. Sevgiler. Çok güzelsiniz. Sağ olun.